Makyajdan sonra da bitiyor. Peki böyle olumsuz takıldıkları bir konu oldu mu? Evet oldu. Hangi konuya takıldılar? Kesim konusunda ensenin ağırlığından bahsettiler ama biz tamamen açılarla çalışmıştık. Onu bilerek yaptığımız için onun dışında başka bir konu olmadı. Rengi trenini görmediler. Sadece renklendirme aşamasında gördüler. Ben bu rengi bayılırım bu arada. Hakikaten hani çok sevdiğim bir şey. Hatta bunun biraz daha parlağını daha da çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Bir de tenine çok gitmiş Özlem'in. Evet, çok. Yani böyle daha bir şey olmuş, enerjik olmuş Özlem. Yüzüne bir canlılık gelmiş. Bu arada sizin tarağınızı çok merak ettim. Çok methettiler. Bunu görebilir miyim sizde? Tabii. Kesimi tamamen kusursuz halde taranmasını ve elektriklenmemesini önlüyor. Bu boşlukların her biri birer santim ara olduğunu gösteriyor. Bize bir kolonu sağlıyor. Kesimde, saç kesiminde tarak çok önemli. Bütün herkesin profesyonel çalışması için mutlaka profesyonel tarak kullanması gerekiyor. Size şimdi kolay gelsin. Sizi finalde bekliyor olacağız. Bakalım Özlem Hanım karşımıza nasıl çıkacak? Çok dersin. Şöyle takdim edeyim size. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, artık finale geldik. Saç ve makyaj bitti. Son aşamasında kırmızı halıya hazırlanmak için kıyafet bakmamız gerekiyor. Çok az zamanımız kaldı. Kuaför arkadaşlarım bana artık çıldıracak. Puan kırmasını istemiyorum hiçbir şekilde. Onun için hemen harekete geçmek istiyorum. Kıyafetlerle ilgili biliyorsunuz modelimiz 18 yaşında. Çok genç olduğu için ona çok ağır bir kıyafet göstermeyeceğim tabii ki. Ama hayır. Bu pudra pembesi soft bir renk ama benim modelime çok ağır olur bu. Hayır. Bedeni zaten büyükmüş. Evet. İşte bu. Kesinlikle bu diyorum. Çünkü 18 yaşında partiye giderken çok rahat giyebileceği, cicili bicili, gayet. Bakabilir miyim şöyle? Yani tabii ki benim bedenime uymadı. Yani ben 18 yaşında değilim ve aynı zamanda bir erkek olduğum için. Evet, kesinlikle bu. Ben buna karar getirdim. Şimdi hemen acilen bir ayakkabı seçmem lazım buna uygun. Evet, evet, kesinlikle bu. Harika. Ayakkabı. Evet, bu da çok güzel de. Ama bu modelime çok yaşını büyük gösterir. Başka bir şey bulmam lazım. Bir aşağıya. İşte bu. Elime aldığım andan itibaren müthiş bir sinerji. Evet, kesinlikle bu olmalı. Hemen. Kesinlikle bu olmalı. Müthiş. Saçlarıyla müthiş bir uyum. Soft oldukça. Topuğu da çok doğal. Evet, görüyorsunuz. Tam yaşına uygun. Yani bir 18 yaşında cicil bicil bir kız nasıl başka olabilir? Böyle olabilir. Çok güzel. Hemen buna uygun bir takı bulmam gerekiyor. İşte bana uygun bir takı. Bu bileklik, evet. Aynı zamanda kolyesi. Kesinlikle tam bir kombinasyon halinde. Unutmadan modelime şarkı sözü vermiştim. Onu da burada kırmızı halıda söyleyip hemen çıkmak istiyorum. Katina'nın elinde makina, biçemez, ah biçemez, biçmesini bilmez Nazlı Katimarina. Getir biçelim, getir biçelim. Ah Katina'nın elinde makası, dikemez, ah dikemez, dikmesini bilmez Nazlı Katimarina. Getir dikelim, getir dikelim. Evet, geldik yine bu ilk günün final bölümüne. Birazdan bugünkü yarışmacımız Gökhan Bey'in yaptığı imaj çalışmasını hep birlikte göreceğiz. Açıkçası Gökhan Bey bugün biraz şanslıydı çünkü çok şeker, değişmeye hevesli bir modeli vardı. Özellikle de genç bir kızdı. Bakalım bugün yaptığı çalışmayla rakiplerini etkileyebilecek mi? Gökhan Bey, size sormak istiyorum. Sormadan edemeyeceğim çünkü. Enerjiyle ilgileniyorum dediniz. Enerjimle modelimi değiştirdim dediniz. Hakikaten işe yaradı mı? Kesinlikle. Zaten yaşam bir enerjiyle dönüyor. Bir çekim yasası var. Ve şu andaki finale hazırlıkta da çok işe yaradığını düşünüyorum. Peki ben rakiplerine sormak istiyorum. Arkadaşlar, bu enerjiye siz inanıyor musunuz? Enerjiyle, pozitif enerjiyle ya da... Siz ne dersiniz başka türlü? Kuantum düşünce tarzı. Kuantum düşünce tarzı diyor. Kuantum düşüncesi hakkında fikriniz var mı? Benim yok.
Peki sordunuz mu arkadaşınıza bu kuantum nedir diye? Biz bugün görüşemedik sanırım yoğunluktan dolayı. Ama öğrenmek isteriz yani. Kuantum çok derin bir felsefesi var ama tabii evrene gönderilen mesajla ilgili kısaca böyle özetleyebilirim. Tabii bu kuantumu hani şu anda burada açıklayamayız herhalde değil mi? Çok uzun bir şey aslında. Kesinlikle. Anlaması da kolay yani, bir şey değil. Öz olarak yani birkaç cümleyi nasıl tanımlayabiliriz? Hayatta ne verirseniz hayatta size aynısını geri tekrar veriyor. Ne düşünürseniz bir şekilde o eksen sizin etrafınızda dönüp dolaşıp geliyor. Kesinlikle çünkü karşımızdaki insanların yani bize gelen müşterilerin enerji almak için geliyorlar. Aynı bir telefonu nasıl şarj ediyorsan müşteriler de kuaförleri tercih etmesinin sebebi bir enerji sağlamak. Aslında bir terapi. Kesinlikle. Rahatlamak için de geliyorlar değil mi? Psikiyatri tamamen görevini görüyoruz. Gerçekten zor bir meslek seçmişsiniz arkadaşlar. Kadınları anlamak çok zor. Siz aslında buraya kadar geldiyseniz bu bir nebze kadınları anlama konusunda uzman sayılırsınız. İsterseniz şimdi Gökhan Bey'in uzmanlığını görelim. Bakalım. Evet, bakalım. Sabırsızlıkla bakalım bekliyoruz. Özlem Hanım'ı ne kadar değiştirmiş? Evet. Nasıl ikna çok etmiş? Ortaya ne çıkmış? Hı-hı. Hazır mıyız? Sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet, bence de. O zaman 5'ten geriye doğru sayalım. Evet. 5 4 3 2 1 0 Geldin. Hoş bulduk. Biraz böyle seni hafif böyle bir enerjin düşük gördüm. Değil aslında, heyecandan. Heyecandan. Gökhan Bey ne dersiniz? Enerjisi düşük geldi. Bence de biraz. Fazla mı verdik enerjiyi? Ne yaptık anlamadım. Enerjiyi fazla verdik. Biraz fazla olmuş. Evrene çok hızlı gitmiş. Veya geri aldı. Enerji geri aldı. Dengi yapmış. Çok şeker gözüküyorsun. Saç rengine bayıldım. Modeli hakkında ben şimdi rakiplerden yorum alacağım. Arkadaşlar son olarak nasıl görüyoruz? Özlem'i bir genel değerlendirelim. Sizden başlayabiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz en başta konuştuğumuz gibi bok bir kesim tercih etmiş arkadaşım. Renk olarak da tamamıyla değiştirmiş. Biz kızıl tonlarında bekliyorduk. Tamamıyla bakır tonlarında bir renklendirme yapmış. Yalnız ben öndeki kısmı beğenmedim. Açık ve net söylemek gerekirse. Eğer öndeki bu renklendirmeyi yapmamış olsaydın ya da şu şekilde bir çalışma yapmamış olsaydın bence daha genç gösterirdi arkadaşımıza. Açıkçası çok farklı bir şey bekliyordum. Çünkü çok eğitimlerden bahsetti vesaire çalışmalardan bahsetti. Ama öndeki çalışması tamamıyla beni bir hayal kırıklığına uğrattı. Daha farklı bir şey düşünüyordum. Mesela uçları kızıl üzerine gitti, kırmızı üzerine gitti. Tamamıyla bakır sarı bir renk ortaya çıkardı. Bizi yanılttı aslında. Sizden devam edebiliriz. Evet, mankenimiz gerçekten de çok güzel. Kesinlikle başarılı. Yani tebrik ediyorum. Ama arkadaki yine hala detay gözümde çarpıyor. Nedir o? Arkadaki hani bob kesimde arka kısmın biraz daha kalın durması ama kendisi de bir şeyler katmış tabii ki de. Onu. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi bob kesim diyoruz. Tam olarak nedir o? Bob kesim genellikle öne diagonal olarak 45 derecelik açıyla kesilen bir kesim sistemidir. Yani bombe. Kısaltılmışı bob. Ben şimdi New York'ta bob kestirmiştim. Hiçbir asimetrisi yoktu. Hı hı. Hatta bobun vitrinlerden yola çıkılarak yapıldığını söylemişti bana kuaför. Benim saçımı gayet böyle yuvarlak bir şekilde dümdüz kesmişti. Hı hı. Ama i̇şte, burada bambaşka bir kesim var. Dediğim gibi öne diagonal olarak. Ama, yani öne uzun. Ama benim hiç öyle bir şey kesmedi. Dümdüz kesti ve böyle yuvarlak ona bob dedi.
Tabii o da Bob'un çeşit olarak hani... Böyle çeşitleri var mı Bob'u? Kesinlikle var. Makyaj ve kostümü çok seçici olarak bence çok iyiydi. Çünkü kendisine gitmiş doğrultusunda. Bir tek şey var, saç, makyaj ve elbise konusunda bence çok birbirini tamamlamadığını düşünüyorum. Ben öncelikle eline, emeğine sağlık diliyorum. Yani dediğim gibi benim saçın kesimiyle ilgili herhangi bir çok bir detaya girmeyeceğim. Güzel, hoş bir bayanı zaten. Ne yapsak yakışacak zaten, bunu herkes biliyor. Benim dediğim gibi sadece o ensede gösterdiğim gibi ben olsaydım biraz daha ince ve önleri biraz daha yoğun tutabilirdim. Benim düşüncem şöyle yani. Şöyle hafif arkana dönebilir misin? Şöyle bir bakalım, evet, döndüğümüz aynen. Zaman o ensedeki uzun bölümü biraz daha inceltebilirdim. Ve şuraya doğru, öne doğru biraz daha ovallik verebilirdim. Bu biraz da bence ortaya çıkardı. Bombelik daha net belirgin. Yani şunun içerisinde bir yoğunluk bence biraz da kaybolabilirdi. Bu yani eline sağlık, kesim konusunda sadece bu inceltebilirdim. Efile kullanmadım dedim. Evet. Hani makasla da inceltilebilirdi. Evet. Şey açısından da, renk açısından da öndeki, yani şöyle söyleyeyim, şu tarz senin tarzın. Ben asla böyle bir tarz hayatım boyunca yapmadım. Yapmam da, müşteri geldiği zaman tost istiyorum dediği zaman otomatikman bütün enerjim düşüyor. Ya yapmıyorum. Aslında bana enteresan bir şey geldi. Tarz, farklı ama bir tarz gelmiş. Çok kontrast var. Çok aşırı. Hani böyle belki hani devam etse bir yerlerde, evet, daha görsek. Evet, yani şuralarda böyle birer tane daha olsa belki tamamlayabilirdi. Evet. Aralarda böyle tek tek böyle veya açıp böyle tost yapıp aralara tek tek bırakabilseydim daha iyi olurdu. Hüsnü Bey, sizden de çok, evet, kısa genel bir yorum alayım. Evet, biraz kesimde biraz oynama yapmışsın, ona dikkat ettim. Özellikle biraz yoğunma almış nesildeki biraz daha ince yapmışsın. Hüsnü Bey'in konuşmalarını işin açıkçası anlayamıyorum. Yani kullandığı kelimeleri çok hızlı kullanıyor. Ne demeye çalışıyor diye düşünüyorum sürekli. Kelimeleri yutuyor, net ifade etmiyor. O da iletişim kurmamızda zorluk kazandırıyor bize. Onu anlayamıyorum şu an yani. Hala anlayamıyorum. Söylediği kelimeler niye acaba diyorum. Umarım anlaşacağız bu 4 gün içerisinde. Sonunda şöyle söyleyeyim. Ben daha açıkçası biraz daha gold tonları bekliyordum. Çünkü öyle söylemiştiniz. Tamam, elinize sağlık, sanatınıza sağlık. Kabul ediyorum bunu. İkincisi, ön paneldiğiniz uç kısımları biraz daha yoğun bırakabiliriz. Çünkü saç zaten incetir, yumuşak bir saç. Ben anlamadım. Yoğun derken... Önleri ön kısımlara. Yani biraz daha sinki, biraz daha yoğun, kalın bırakabilirdik. Ha, biraz daha çok incelmiş, uçlara, evet, doğru sivrileşmiş. Evet. Paneldeki soft tonlamayı bence tamam, güzel fikir ama daha farklı. Bana da göre de biraz daha yumuşak geçiş olabilir. Daha bal küpü tonları uçlara doğru bence olabilirdi. Artı o soft tonu yaptığın zaman zaten tost yapmışsın. O bence o rengi tamamen kapatmış. Belki düz ve pres hafif, o hafiften bir natür bir dalga verseydin bence öndeki o ışıltıları da ön plana çıkarabilirdin. Şimdi anladığım kadarıyla burada biraz marjinal bir değişiklik var. Evet. Dolayısıyla eleştirirken de çok ince detaylar buldunuz. Hı. Hani genel yorumdan çok böyle daha hani teknik detaylar buldunuz. Ama